Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta sizlerde büyük iklim tiplerini bitirdikten sonra Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle ödevlerinizi kontrol edeceğimi söylemişti. Onları baktım, hala göndermeyenleriniz de vardı içinizde. Umarım bu yayına gelene kadar göndermiş olursunuz. İlk olarak arkadaşlar ülkemizin iklimini etkileyen faktörlerin içerisinde matematik konum gelmektedir. Ülkemizin matematik konumunu biliyorsunuz. 36-42 yani Ekvatordan kuzeye doğru geldiğimizde 36 derece ile 42 derece kuzey enlemlerinde ve başlangıç meridyeninin de 26 derece ile 45 derece doğu meridyeninde yer alıyor diye söyledik. Bu anlamda arkadaşlar ilk olarak ülkemizdeki iklim özellikleri üzerinde enlemin etkisine bakacağız. 1. Ülkemizde arkadaşlar özellikle matematik konum özelliğine bağlı olarak ılıman bir iklim koşulları oluşur. Arkadaşlar burası önemli bir ayrıntıdır. Lütfen bunu unutmuyorsunuz. Ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için ılıman iklim koşulları etkilidir diyeceğiz. Bunu sınavlarda, sorularda karşınıza çok fazla çıktığını görebilirsiniz. Lütfen bunu unutmuyorsunuz, tamam mı? İkincisi, Türkiye'nin kuzeyinde daha soğuk bir hava varken güneyinde daha sıcak bir ılıman iklim şartları vardır. Çünkü arkadaşlar ülkemizin kuzey kesimleri kuzey yarımkürede bulunduğu için kuzey kutup noktasına, güney kesimleri de arkadaşlar kuzey yarımkürede bulunduğu için Ekvatora daha yakındır. Yani ülkemizin güneyi Ekvatora daha yakınken kuzeyi arkadaşlar kutup noktasına daha yakındır diyeceğiz. Bu anlamda ülkemizde özellikle arkadaşlar iklim şartları anlamında kuzey ve güneydeki iklim şartları değişkenlik göstermektedir. Üçüncü maddemizde yıl içinde 4 mevsim belirgin olarak yaşanılır. Arkadaşlar ülkemiz malumunuz unutmuyorsunuz bunu not olarak da yazmak istiyorum gençler. Ülkemiz nerede yer alıyor dedik? Ülkemiz bunu buradan silelim arkadaşlar. Şunun yanına. Orta kuşakta yer alıyor. İşte bu yüzden arkadaşlar ülkemizde belirgin olarak 4 mevsim yaşanıyor. Şu notu lütfen unutmuyorsunuz, tamam mı? Ülkemizde yağışlar anlamda arkadaşlar etkili olan faktörlerden veya genel anlamda bakın yağış türlerini anlattık size tekrardan tek tek ülkemizdeki iklim elemanlarından da bahsederken de anlattık ama arkadaşlar genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında etkili olan yağış türü lütfen unutmuyorsunuz arkadaşlar cephesel yağışlardır. Neydi cephesel yağışlar? Sıcak ile soğuk havanın karşılaşma alanlarında görülen yağışlardır. Ve ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için arkadaşlar yine batı rüzgarları ve Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunmaktadır. Lütfen bunu da unutmuyorsunuz, tamam mı? Ülkemiz Akdeniz iklimi ve yine arkadaşlar batı rüzgarlarının etkisi altındadır. Arkadaşlar burası soru olarak çok defa karşımıza gelecek. Özellikle üniversite sınavında da ÖSYM tarafından daha önce tercih edilmiş olan bir bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum. Lütfen bu 5 maddeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Burası çok önemli. Geçtik. Özel yani göreceli konum. Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili ve büyük bir kara kütlesi arasındaki yer alan ve ortalama yükseltisi de fazla olan bir ülkedir. Gençler ülkemizin ortalama yükseltisini genel kültür anlamında şöyle bahsetmek istiyorum buraya. 1032 metre olmadı birazcık daha.1132 metre. Bizim ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 metredir arkadaşlar. Ülkemizin iklim üzerinde bu durumların hepsi etkili oluyor. İlk olarak çevresindeki kara kütlesi. Arkadaşlar bu konuyu anlatırken özellikle şurada küçük bir haritamızın açık bulunmasını istiyorum. O yüzden şöyle bunları açayım. Haritamızı da açalım. Küçültelim şöyle. Evet. Evet. Arkadaşlar bizim ülkemiz gördüğünüz gibi tam olarak nerede yer alıyor? Bizim ülkemiz burada yer alıyor. Diyor ki ülkemizin batısında Avrupa. Neresi arkadaşlar? Görmüş olduğunuz şu kesimden bahsediyor. Batı kesiminde Avrupa var. Kuzey doğusunda Asya. Kuzey doğu kesiminde arkadaşlar görmüş olduğunuz Sibirya alanı Rusya. Ve güneyinde Arabistan ile arkadaşlar
Afrika kıtası. Bakın tekrar ediyorum. Avrupa doğusunda, kuzey doğusu, batısında Avrupa, kuzey doğusunda Sibirya, Asya, güneyinde Arabistan ve Afrika bulunmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle kış mevsiminde kuzeyindeki kara kütlelerin etkisiyle hava soğuk. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu kalemle tutmuş olduğum seçme imkanım var mı? Maalesef yok herhalde. Arkadaşlar şu kuzey kesimlerinden çok özür diliyorum, düzenlemeye geçtik bir anda. Kuzey kesimlerinden arkadaşlar gelen hava kütleleri ülkemize soğuk bir havanın hakim olmasına sebebiyet verirken güneyden gelenler ise arkadaşlar güneyden gelenler ise sıcak bir havanın etkili olmasına sebebiyet verecek. Genelde arkadaşlar kış mevsiminde kuzey karakterli hava, yaz mevsiminde de güney karakterli havalar etkili olacak diyeceğiz ülkemiz için, tamam mı? Ve devam ediyoruz gençler. Ülkemizdeki yükseltinin etkisi arkadaşlar, Türkiye'nin yükseltisi batıdan doğuya doğru, yine karadan iç kesimlere doğru arkadaşlar etkinlik göstermektedir. Bu anlamda baktığımızda arkadaşlar ülkemizde özellikle ve özellikle şöyle küçük bir alana sığdırabilirsek harita üzerinde görmenizi istiyorum ama daha fazla küçülmüyor anlaşılan. Evet, olmuyor arkadaşlar. Türkiye haritasını lütfen göz önüne getirin arkadaşlar. Ülkemizin ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır arkadaşlar. Tamam mı? Haritada önce fiziki durumumuzu şöyle kabaca bir değerlendirip sonra tekrardan konunun anlatımına geçeceğiz. Arkadaşlar bu bizim Türkiye'mizin haritası. Gördüğünüz gibi batılarda, batı kesimlerinde yani Türkiye'yi 3 bölmeye ele alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurası birinci bölgesi arkadaşlar. Şu bölge özellikle yeşilin kaplı olduğu hakim bölge ve kıyı bölgeleri arkadaşlar yükseltinin az olduğu kısımlar, tamam mı? İkinci bölgesi arkadaşlar Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Üçüncü bölge ise Kuzey ve Güney Doğu Anadolu bölgesi, tamam mı? Baktığımızda yükselti kademeli olarak 1, 2 ve 3 olarak artarak devam etmiş. Bu anlamda bu bilgiler ışığında şimdi konumuzun esas temel özeline değineceğiz. Ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru ve kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gidildikçe artmaktadır. Ve yükseltinin artmasına bağlı olarak da sıcaklık düşer. Neden? Çünkü daha önce de söylemiştik. Biliyorsunuz arkadaşlar her 200 metrede sıcaklık 1 santigrat derece ne yapıyordu? Azalıyordu. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın değişmesi de bizim ülkemizde arkadaşlar beşeri faaliyetler açısından gerek tarımın, gerek hayvancılığın, gerek yerleşmenin veya bitki örtüsünün üzerinde ciddi anlamda etki sağlıyor arkadaşlar. Ve bu yüzden de ülkemizde değişen yükselti ülke iklimini etkileyen bir faktördür diyeceğiz. Etrafındaki denizlerin etkisi, bunun için haritayı açmaya gerek yok. Malumunuz ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili arkadaşlar. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz ve batısında Adalar Denizi ile kuzeybatısında sadece Türk Denizi olan Marmara Denizi var arkadaşlar. Bu denizlerin var olmasına bağlı olarak ülkemizde gençler ılıman iklim koşulları etkilidir, tamam mı? Hani eğer sorularda gelecek olursa ülkemizde ılıman şartların görülmesi sebepleri nelerdir diye, evet orta kuşakta bulunmamız var, doğrudur. Ama Akdeniz ikliminin etkisi altında veya Akdeniz'in komşusu olmamız veya denizlerle etrafımızın çevrili olmasında bunda çok ciddi bir etkisi vardır. Biliyorsunuz nemlilik sıcaklık değerleri anlamında sıcaklık farkının azalmasına sebebiyet veren bir faktördü. Arkadaşlar iklim şartlarını ılımanlaştıran deniz aynı zamanda yıllık ve günlük sıcaklık farklarında ne yapar arkadaşlar? Az olmasını sağlar. Yani ülkemiz gençler birçok orta kuşak ülkesine göre günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olan bir ülkedir. Çünkü etrafı denizlerle kaplı olduğu için diyeceğiz, tamam mı? İç kesimlerimizde aynı durum geçerli değil. İç kesimlerimize doğru gidildikçe denizin etkisi iyice azalmakta, yıllık ve günlük sıcaklık farkı artmaktadır. Neden? Çünkü iç denizlerde ne yok arkadaşlar? Nemlilik miktarı birazcık daha azdır. Kıyı bölgelerimiz, özellikle arkadaşlar Türkiye'mizin Akdeniz, Karadeniz ve Ege, yani şöyle bakacak olursak, şu mouse'u gezdirmiş olduğum alandan itibaren arkadaşlar, kıyı bölgelerimiz, Trakya'nın tamamı neredeyse, Marmara çevresi, Ege Denizi diye ifade edilen Adalar Denizi ve Akdeniz çevresi arkadaşlar oldukça ılıman ve nemli bir iklime sahiptir. Buralarda arkadaşlar bitki örtüsü gür ve bazen ormanlık alanlar çok geniş yer kaplar. İç bölgelerimizde ise nemlilik özellikle arkadaşlar kuzeydeki dağlar ile
güneydeki dağların uzanışına bağlı olarak iç kesimlere kadar sokulamadığı için buralarda nemlilik az, karasallık daha fazla hakimdir diyeceğiz gençler. Evet, devam ediyoruz. Yeryüzü şekillerimizin etkisi. Ülkemizde yeryüzü şekillerinin etkisine baktığımız zaman arkadaşlar çok kısa sürede değişkenlik gösteriyor. Özellikle daha önce söylemiştik. Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır gibi durumları değerlendirecek olursak yükseltimizin veya yeryüzü şekillerimizin ani değişimi arkadaşlar bir anda bitki örtüsünde değişmesine sebebiyet vermektedir. O yüzden de fotoğrafta görüyorsunuz mesela arkadaşlar aşağı bölgelerde ormanlık alanlar hakimken eteklerde gördüğünüz gibi çalılar var ama dağların üst kesimlerinde bitki örtüsü olmayabiliyor bazen veya çok arkadaki yüksek dağlara bakın bitki örtüsünden yoksun olabiliyor. Bunu neden anlatıyoruz? Çünkü yükseklik sıcaklıkla ilişki anlamda arkadaşlar bir ters orantı vardır. Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Bu yüzden de bitki örtüleri kuşaklar oluşturur diyeceğiz. Ve yeryüzü şekillerin uzanışı arkadaşlar iklim gerçekten yeryüzü şekillerin uzanışında ciddi anlamda etkili olan bir faktördür. Bunu Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağların uzanışıyla değerlendireceğiz. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için arkadaşlar deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulamıyor. Ama tam tersi kıyı ile iç kesimlerle iletişimin veya etkileşimin yoğun olduğu dağların denize dik uzandığı Ege Denizi'nde deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabiliyor. Bu yüzden diyeceğiz ki Karadeniz ve Akdeniz'de özellikle arkadaşlar denizin ılıman etkisi iç kesimlere sokulamazken Ege kıyılarında arkadaşlar denizin ılıman etkisi iç kesimlere sokulabilmektedir. Tamam mı arkadaşlar? Şurada da sokulamadığını belirttik. Ne demek istedik? Hemen haritamızı açalım. Arkadaşlar şuralardaki nemli hava kütleleri karaya doğru gelirken dağa çarparak yükseliyor ve iç kesimlere geçemiyor. Aynı şekilde Doğu Karadeniz dağları, Canik dağları, Küre dağları, Köroğlu dağları tamamen şu bölgede arkadaşlar bir zırh gibi deniz etkisini iç bölgelere geçirtmiyor. Tamam mı? Güneye bakalım arkadaşlar. Güneyde de Menteşe dağlarından tutun da arkadaşlar Akdağlar, Beydağları, işte Geyik dağlar yani Toroslar, Batı Torosları, Orta Torosları da arkadaşlar yine Akdeniz'den gelen nemli hava kütlelerinin iç kesimlere sokulmasını maalesef engelliyor arkadaşlar. Bu yüzden Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında iç kesimlere arkadaşlar nemli hava kütlesi giremezken lütfen buraya bakın. Ege'de arkadaşlar mouse'un uzanışına bakın. Arkadaşlar şöyle birazcık daha yakınlaşayım hem. Bakın. Aydın Dağları'nın uzanışı, Boz Dağları'nın uzanışı, Yunt Dağları'nın uzanışı, Madra Dağları'nın uzanışı, Kaz Dağları'nın uzanışı. Yani denizden gelen hava kütlesi buradan geçemezse de şu aralardan ne yapıyor arkadaşlar? İç kesimlere kadar sokuluyor. Şuraya kadar sokuluyor. Tamam mı? O yüzden lütfen şu bilgiye çok iyi dikkat edin. Ege yani Adalar Denizi'nde kıyımızda, ülkemizde arkadaşlar deniz etkisi ta 200 kilometre iç kesimlere kadar sokulabilir iken, tamam mı? Akdeniz'de ve Karadeniz'de arkadaşlar deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulabildiği alan 50 kilometre ile sınırlı kalmıştır. Yani en fazla işte şurada belki Çarşamba, Bafra Ovası'dır o 50 kilometrede. Şuralarda o kadar da yok arkadaşlar. Dağ yükseltisine geliyor, hava oraya yağış olarak bırakıyor. Tamam, deniz etkisi iç kesimlere sokulabilir. Ama burada 200-250 kilometreye kadar deniz etkisi sokulabilmekte. Tamam mı arkadaşlar? Umarım bunu anlamışsınızdır. Burası önemli bir bilgiydi. Ve ülkemizin çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi. Arkadaşlar ülkemizin çevresinde termik ve dinamik etkenlere bağlı olarak birden fazla basınç merkezi vardı. Tamam mı? Termik ve dinamik etkenlere bağlı olarak birden fazla basınç merkezi vardır. Bu merkezler bizim ülkemizin iklimi üzerinde oldukça etkilidir. Hangi basınç merkezleri olduğunu şöyle kabaca dünya haritası üzerinde yine gösterecek olursam arkadaşlar, bunu sadece genel kültür anlamında bilin diye arkadaşlar. Gençler şurada çok özür diliyorum. Şurada Basra basınç merkezi var arkadaşlar, tamam mı? Gençler hemen şurada İzlanda basınç merkezi, Sibirya basınç merkezi var arkadaşlar. Basra, İzlanda, Sibirya. Bir de arkadaşlar Asor adaları diye ifade etmiş olduğumuz şurada da arkadaşlar Asor basınç merkezi var. Buralardan ülkemiz etkili oluyor, tamam mı arkadaşlar? Anlaştık mı? Buralardan ülkemiz etkili oluyor diyeceğiz. Bu basınç merkezlerinde geçiyoruz.
ve ülkemizdeki iklim elemanları. İlk olarak sıcaklık. Arkadaşlar, iklim elemanları içerisindeki en temel eleman sıcaklıktı, biliyorsunuz. Ülkemizin sıcaklık değerleri güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar, enlem etkisine bağlı olarak doğuda, batıdan doğuya doğru gidildikçe de arkadaşlar, yükselti etkisine bağlı olarak değişir. Lütfen iyi bakın. Hava 12 santigrat dereceden fazla, 12 ile 8 arasında, 8 dereceden daha az. Normalde fazla, az, çok az devam etmesi gerekirken deniz etkisinden dolayı bir anda artmış veya çok fazla, ortalama, çok az, tekrar artmış, tekrar azalmış. Bunlar da etkili olan faktörler yeryüzü şekilleridir veya diğer özel faktörlerdir diye ifade etmiştik. Ama yine de ülkemizdeki arkadaşlar, sıcaklığın değişimini yorumlayınız dediğimiz zaman şu bilgiyi sizden isteriz. Sıcaklık değerleri güneyden kuzeye doğru ve batıdan doğuya doğru gidildikçe genelde değişkenlik gösterir diyeceğiz. İlk olarak arkadaşlar, en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Neden? Arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesi bizim hem en güneyimizde hem de denizle komşuluğumuz olun. Bakın, deniz şurada bitiyor arkadaşlar. Deniz şuradan şöylece bitiyor. Yani şu sınır tamamen hangi sınırımız gençler? Bu sınır tamamen kara sınırımız. Yani burada hava sıcaklığı çok fazla olduğu için arkadaşlar, güneyde olduğu için bir Antalya, işte Mersin bölgesine göre burada kuraklık ve sıcaklık daha fazladır. Tamam mı? Bu yüzden gençler, en sıcak yerler Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. Ve yine arkadaşlar, bunun üzerinde etkili olan faktörler nelerdir dersek, enlem, basınç merkezleri ve güneyden gelen sıcak hava kütleleridir diyeceğiz. Tamam mı? Bir diğer maddemiz. Sıcaklık değerleri güneyden kuzeye doğru gidildikçe düzenli bir şekilde azalır. Şey, azalmaz. Bu düzensizlik arkadaşlar, özellikle yeryüzü şekillerin çeşitliliği karasallık ile etkilidir. Tamam mı? Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Dedim ya, mesela en sıcak yer 12 santigrat dereceyle gösterilen turuncuya hakim. Koyu kahveymiş. Normalde şu bölgenin tamamen koyu kahvesi olması lazım. Hadi iyi kötü, tamam, doğru. Ama ondan sonra bir anda sarı rengin arasında beyaz, bazen kahverengi renkler girmiş. Tekrardan yukarıya doğru çıktıkça arkadaşlar, bu renk düzeni güneyden kuzeye doğru gidildikçe arkadaşlar, azalması gerekirken ne olmuş? Tam tersi halinde, bazen azalmış, bazen artmış. İşte bu olayda etkili olan düzensizliğin sebepleri yer şekilleri ve karasallıktır diyeceğiz. Bir diğer üçüncü maddemiz ise arkadaşlar, en düşük sıcaklıklar karasallık ve yükseltilerin etkisiyle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde. Bakın, burası Kuzeydoğu Anadolu bölgesi, tamam mı? En yüksek sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesindedir. Burası arkadaşlar, şöyle taramış olduğum yer Kuzeydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Şurası da Doğu Anadolu bölgesi. Ve bunun sebepleri içerisinde arkadaşlar neler varmış? Tekrar edecek olursak arkadaşlar, bunun sebepleri içerisinde karasallık ve yükselti var diyeceğiz. Ve bir diğer arkadaşlar, batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık değerleri azalır. Daha yeni güneyden kuzeye demiştik. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey çizeceğiz. Batıdan doğuya doğru gidildikçe arkadaşlar sıcaklığımız ne yapıyor? Azalıyor. Batıda daha fazlayken doğuda daha az diyeceğiz arkadaşlar. Karadeniz kıyılarında denizcilik nedeniyle sıcaklık değerleri Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'ya göre daha fazladır. Şunu söylüyor. Diyor ki 12 santigrat dereceden daha fazla. Yani Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan Karadeniz'de hava çok sıcakken, ona göre enlem etkisi olarak ekvatora daha yakın olan Orta Anadolu'da sıcaklık daha az. Neden? Çünkü arkadaşlar, bunun sebebi denizelliktir. Tamam mı? Hani dedik ya, nemli hava, ılıman hava sıcaklığı birazcık daha olumlu etkiliyordu. İşte ondan bahsediyoruz. Anlaştık? Devam ediyoruz arkadaşlar. Ülkemizdeki sıcaklık dağılışı, harita üzerindeki sıcaklık dağılışı. Bunu aslında daha önce anlattık. O yüzden şimdi çok kısa yüzeysel olarak geçeceğim. Dikkatlice dinleyin, tamam mı arkadaşlar? İlk olarak arkadaşlar, en yüksek sıcaklıklar Akdeniz bölgesinde görülür. Bunun temel sebebi neymiş arkadaşlar? Enlem ve deniz etkisi. Bildiğiniz gibi gençler, güneyde sıcaklığın fazla olmasındaki temel faktör ekvatora en yakın olan bölgemizin güney bölgemiz olması ve bir de arkadaşlar kıyıdaki sıcak denizimiz olan Akdeniz'in bulunması, tamam mı? İkincisi, en düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu bölgesiyle Kuzey Doğu Anadolu'da görülür. Bu durumun sebebi arkadaşlar yükselti ve karasallık. Daha önce de söylemiştik, kalemle göstermiştik. Şu alan arkadaşlar, şurası Kuzeydoğu'dan şimdi Güneydoğu'ya doğru geçiyorum.
Şu bölgede gençler en düşük sıcaklıkların görülüyor olmasının sebebi neymiş arkadaşlar? Hem karasallık hem de deniz etkisinden uzak olmaktır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Yine sıcaklık değerleri güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır. Karadeniz kıyılarına yaklaştıkça yükselti ve denizin etkisiyle sıcaklık değerleri tekrar artar demiş. Normalde arkadaşlar şöyle bir gidişat olup da sıcaklık azalması gözlemlenirken sadece Karadeniz kıyılarında gördüğünüz gibi bir artış var. Bunun sebebi de kıyıdaki nemlilik ve deniz etkisidir diyeceğiz. Tamam mı? Ve bir diğeri batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalır. Bu yükseltiyle alakalıdır diyor. Yani arkadaşlar burada hava çok sıcakken sıcaklık ortalama olarak birazcık azalmış. Burada düşmüş ama burada tamamen 0 santigrat derecenin altında düşmüş. O zaman yatay doğrultuda bir ok çizecek olursak ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe arkadaşlar sıcaklık ne yapıyor? Düzenli olmasa da sıcaklık azalıyor diyeceğiz. Neden? Çünkü yükseltimiz batıdan doğuya doğru gidildikçe ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor diyeceğiz. Tahtada da görmüş olduğunuz gibi. Hemen Türkiye'mizin haritasına bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için sıcaklık da azalır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Ve Türkiye'nin büyük bir kısmında ortalama sıcaklık değeri 0 santigrat derecenin altındadır. Arkadaşlar şöyle bu şu açıdan önemli bir bilgi. Türkiye'nin özellikle arkadaşlar bildiğiniz gibi kış aylarında bulunmuş olduğu özelliğini en güzel verecek olan ay Ocak ayıdır. Ve ülkemizin arkadaşlar bu ay içerisinde sıfırın altında sıcaklık değerini gösteriyor olması demek ki ülkemiz karasal bir kış mevsimi geçiriyor. Yani sıcaklığın düşük olduğu bir kış mevsimi geçiriyor diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Ve buradan bir tane sorumuz var. Bu sorumuzu çözüp bu dersimizi bugünlük burada sonlandıracağız. Arkadaşlar aşağıdaki haritada Rize'den iç kesimlere doğru 50 km yol gidildiğinde sıcaklıkta belirgin bir azalma görülmesine rağmen bu durum İzmir'de görülmez. Neden bu soru böyle sorulmuştur veya bunun sebebi nedir? Hemen bakalım. Öncelikle arkadaşlar Rize burası. Rize'den iç kesime gidilirken yükselti bir anda artıyordu ama İzmir'den iç kesime gidilirken daha az artıyordu. Hemen haritamızda tekrardan şöyle bakalım. Bakın burası İzmir. İzmir'den iç kesime gidiyoruz. Hala yeşil renk hakim ama Rize'den iç kesime giderken bir anda yükselti artmış. İşte buradaki temel sorumuzun cevabında veya bize öğrenmek istediği olay tamamen nedir arkadaşlar? Dağların uzanışıyla alakalıdır. Ülkemizde dağlarımızın uzanışı bizim iklimsel anlamdaki oluşumlarımızı olumsuz yönde etkilemektedir diyeceğiz. Evet, bugünlük dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani Temmuz ayındaki sıcaklık ortalama dağılışı ile devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.